Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Bundan böyle kulisleri ziyaret edeceğiz. Kulis ne demek? Sahne arkası demek. Çünkü tiyatronun ön yüzünü aşağı yukarı biliyoruz. İnsanlar çıkıyor, oynuyorlar, gayet güzel. Peki arkada neler oluyor? İnsanlar oyuna nasıl hazırlanıyor? Sanatçılar heyecanlanıyorlar mı? Makyajlarını nasıl yapıyorlar? Birazcık böyle sahne arkasına bakacağız. Ve bugün muhteşem bir yerdeyiz. İstanbul Açık Hava Tiyatrosu, Cemil Topuzlu sahnesi. 4000 kişilik bir sahne ama özel tiyatroları açıldı. Tabii ki sosyal mesafeyle oturuyor seyirci. Ve bugün Ahu Dudu oyunu oynanıyor. Burada bir festival var. Sahnede bir hayat festivali. Hayatlarının belki 40 yılının üstünü sahnede geçirmiş ustalar her gece sahneye çıkıyor. Ve bu akşam biz Melek Baykal ve Suna Keskin'i ağırlayacağız. Daha doğrusu biz onların yanına gideceğiz. Haydi bakalım Nedim Saban'la kulise. Kulise. Hadi gelin gelin gelin. Gel dikkatli, tamam gel. Çok emin değilim. Şöyle bakacağım. Yok artık. Benim sesimden de tanıyorlar hayranlarım. Anladın mı? Ben ceviz sucuğun ipliğini de şey etmişim. Ama Suna abla derken Suna Keskin hanım efendi demeye başladı. Şimdi elalem var. Elalem olur mu Migros bizim? Bütün Türkiye bizi seviyor. Sosyal mesafe. Önce sen. Nereye içiyorsunuz? Evet. İşte biraz sonra mortoyu çekecek. Oyun başlıyor. Burada mı? Kimse yok mu? Ha, burası sahne arkası. Kolay gelsin. Kıyafetler asılmış sahne arkası. Şurada hangi? Melek Hanım. Melek Hanım şakacıdır. Bir yerlere saklanmış olabilir. Şuraya bir bakacağım ama çok emin değilim. Şimdi şöyle bakacağım. Yok artık. Yok. Melek Hanım. Bu değil tabii. Ahu Dudu oyununun özelliği arkadaşlar. Onlar anlatırlar herhalde konuştuğumuz zaman ama burada sürekli böyle bir cesetler dolanıyor. Yani evet, oradan oraya bir sandıktan geliyor. Şimdi burada şöyle bir şey olmuş. Zamanında devlet tiyatrosu bu oyunu oynayacağı zaman gazeteye ilan vermiş. O dönemde işsizlik var tabii. Herkes oyuncu olmak istiyor. Şöyle bir ilan vermişler. Ölü rolü oynayacak kişi gerekiyor. Ve 300-400 tane başvuru olmuş. Herkes ölü rolü olmak istiyor. Çünkü hani kukla yapmayı akıl edememişler. Onun içine, bu sandığın içine birini koymak istemişler. Sonra da durdurmuşlar. Demişler ölü rolü ne demek ya? İnsanları mı öldüreceksiniz diye. Bayağı yanlış anlamalara sebep olmuş. Bizde herhalde bu oyunda ölü rolü oynayacak kuklalarımız var. Onlarla idare edeceğiz. Hala ne yaptınız? Attınız mı ya? Ah, iyi akşamlar. Bu kadar mı? Daha yukarısı yok galiba. Yukarı gidenler ne? Hayır. Bu kat bu kadar galiba. Evet, bayağı kuş bakışı yapıyorum. Oo, hem İstanbul, hay harika ya. Hem de buralar dolacak akşam, inanamıyorum. Birkaç saat sonra, evet, oyuncuların hazırlanması lazım ve bütün bu koltuklara oynayacak. Vay, bana bir yükseklik korkusu geldi. Zaten buraya çıkılmıyor, şuraya ben iniyorum. Evet, buradan da artık kulise geliyoruz. Melek Hanım'ın ve Suna Hanım'ın odasını. Hah, şeyi söylemeyi unuttum. Oyuncular oyundan önce bazen terapi yapar. Relax olmaya çalışırlar. Burada bir beyefendi dinleniyor. Şöyle sessiz olarak şey yapıyoruz. Çünkü kendisi şu anda oyuna hazırlanıyor. Konsantre oluyor. Şaka şaka bu. Yani kukla. Evet, evet. Sen dinlen, sahnen gelecek yakında. Hadi, pardon, kusura bakma. Merhaba efendim, nasılsınız inşallah? Misafirlerimiz var. Öleceğim heyecandan. Şuraya geleyim mi şöyle? Gel. Ay. Şekerim, nasılsın? Ay vallahi nasıl olayım yani. 8 aydır. Şu pandemi döneminde. Bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar iyi olur. Heyecandan öleceğim. 9 ay 10 günde çocuk doğar. 9 ay oldu oynamak. O kadar heyecanlı mısın? Öyleyim. Bende niye yok ayol? Şimdi biraz sonra sorarım ben sana. Ben bilmiyorum ya. Ben de
Hiç öyle bir heyecan yok. Biraz sonra başlayacağım. Misafirliğe gelmiş gibi hoş hissediyorum. Hoş geldin. Ne ikram edeyim? Bilmiyorum Nedim yani. Nedim de bak şimdi Nedim patron. Onun bir şeyi bize ikram etmesi lazım. Yok işte yani dedikodu gibi oluyor ama. Onda öyle bir şey yok hayatım. O öyle ince düşünmüş ama gibi. Ama tatlı falan ki ağzımız tatlansın. Şimdi genelde oyuncular hani mutlaka bir tatlı falan bekler. Ben de gittim bir tatlı aldım. Çünkü bekleyeceklerdir. Hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye odalarına giriyorum. Yavaş yavaş gidiyorlar. Bakalım. Evet. Ooo aman efendim. Sosyal mesafe. Sosyal mesafe. Bakın efendim sizi. Masken nerede? Maskem yok çunkü ben şu anda bir sunucuyum. Ya sunucu önce maske olmuyor mu? Hemen uydurdu bunu. Size şöyle efendim tatlı şöyle koyacağım. Melek Hanım siz şeker sıkıntısı çekmeyin diye bu bakın şöyle bir şey. Bakayım. Aman evet. Yarabbim. Ayol ben Allah'tan başka bir şey isteseyim. Afiyet olsun. Bak cevizli sucuk istedim. Cevizli sucuk ver. Ne yaptınız görüşmeye 8 aydır efendim her şey yolunda mı? Fizik hastalandık. Tek sosyal yaşamım bir dişçiye gittim bir fizik tedaviye gittim. Fizikte abiyim böyle geçti. Sunu ablacığım hiç tahmin ettin mi ilk oyunun böyle açık havada bu kadar 2000 kişiye oynanacağını? Şimdi tahmin etmedim ama arzu ettim. Aynen güzel. Ve arzum gerçekleşti bu akşam inşallah. Hakikaten. Allah mahcup etmesin bizi değil mi Melek? Amin. Melek çıkar şeyini. Neyimi çıkarayım? Yüzüm görürsün. Cemal. Ay beni sesimden de tanıyorlar hayranlarım. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz Nisan'dan beri telefondayız sürekli. Hakikaten bugün böyle oynayabileceğimizi ne zaman öngörüyordunuz Melek Hanım? Ne zaman başlarız diyordunuz? Hiç öngörmüyordum. Oynayamam mı diyordun? Hayır yani oynayamayacağız herhalde diyordum. Ama sen de öyle diyordun. Ocaktan ben de mi öyle önce diyorum? Oynayamayız diyordun. Evet birdenbire. Birdenbire neler oldu? Oynuyoruz üstelik. Cevizli sucuk da yiyoruz. Peki sahneye çıktığın ilk gün daha küçücük bir konservatuvar mezunuydun. Titriyorsun sahneye çıkınca. Bugün aynı duyguları hissediyor musun 8 ay sonra? Sanki daha da kötü gibi geliyor bana. Ayol, hiç heyecanlı değil. Ben rahatım ayol. Ama öyle mi? Soracağım ona şimdi sahneye girerken başlayacak çarpıntısı. Gerçekten değilim. O belki zaman sana hemen için. Bir ahududur. Bir körü ikram belki edelim. Şunun içindir. Biz, bu ikinci oyunum benim. Şen Makas oynadık ya üç evet, gün evet, önce. Evet, evet. Orada nasıl hissettin? Belki orada bu şeyimi... Ayol ben ceviz sucuğun... ipliğini de şey yapmışım. Ama konumu... Ağzımı niye diyorum? Ay sizin terlikleriniz yerim ben bu arada. İpliği de yemişim dedim. Ama terliklerimiz çok güzel. Kimin terliği kimin? Bu benim. Bunlar Suna Hanım'ın. Öteki. Suna Keskin Hanımefendi'nin. Öyle mi? Evet. Şeyi söylemek istiyorum. Bu sürede hani sen çok fazla online alışveriş falan yapmıyorsun. Hiç yapmadım. Yapmadın değil mi? Hiç yapmadım. Ne yaptın gene? Fakat evet. Çevremden ve tamam. Yakın dostlarımdan ve konu komşumdan Migros'tan online alışveriş yaptıklarını hep duydum. Diyorlardı ki ay Melikciğim niye yapmıyorsun? Ben biraz tembel bir kadınımdır biliyorsun. Ama konu komşumdan Migros alışverişinin de çok mutlu kaldıklarını, çok mutlu olduklarını hep duydum. Çok bundan mutlu. Sonra belki ben de yapabilirim. Evet, ben bilmiyorum. Sana öğretirim onu. Ben telefonla sipariş verdim. Biliyorum. Hiçbir şey aksatmadan gayet muntazam. Adımı da bir güzel ezberlediler. Getiriyoruz Suna Hanım. 10 dakikada oradayız. Efendim peruğunuzdan bahsedebilir misiniz? Orada bakın. O peruk kimin? Bu benim. O Suna Keskin Hanımefendi. O da. Evet. Neden? Ne zamandan beri olduk evet. Efendim? Şuna Hanım şimdi el var içimizde. Ne var? Ne var? El var. Şimdi el aleme karşı tabii hanımefendi çok hak eden bir hanımefendisiniz ayrıca yani. Hani. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Çok bu, siz iki kız kardeş oynuyorsunuz. Suna abla derken. Ayol biz bizeyken o. Ayol biz bizeyken o.
Şimdi el alem var içinde. Milyonlar olur mu Migros bütün, bizim? Bütün Türkiye bizi seyrediyor. Bir şey diyeceğim. Siz aynı zamanda gerçekten komşusunuz değil mi? İki yerde de. Evet. Peki, hem kışlık hem yazlık. Evet. Peki, hamdolsun. Ama bu sene görüşemedik. Suna ablacığım çok genç olduğun için Allah gerçekten kendini yaşlandırıyorsun. Yaşlandırıyorum bundan şekerim. Onun için bu ikinci peruğum bir tanesini başını yedik evvelallah. Didik oldu. Dört senaryo. Yeniz evet. Dördüncü sezon. Hazırlığını zor ikna ettim. Önce olmaz dediler. İhtiyat ambarlarını boşaltamayız dediler. Ben de Oğuz'da bu kadar kısık varken böyle şeyler düşünülmez dedim. Çok iyi demişsin evladım. Askeri mevzuatı. Sen mi bileceksin tepedekiler? Bakın bu gömlekleri askeri dikimhanede diktirdim özel ölçü üzerine. Tabii çünkü bir askerin kulu kıyafeti her zaman muntazam olmalı. Öyle değil mi efendim? Elbette paşa. O zaman ne yapıyoruz çocuğum? Hadi unutmayalım. Marş marş. Melek Hanım, sizinle ilgili sahnede çok güldüğünüz söyleniyor. Çok neşeli bir insan mısınız? Öyle bir şey derler ama aslında Nedim Saban diye bir oyuncu var. Kim onu bilmiyorum. Evet, Nedim Saban dalağı çok düşük bir adamdı. Ve sahnede benim gözüme bakamıyor. Gözüme bakamadığı anda ikimiz birden gülüyoruz yani. Aynen. Böyle bir şey var Nedim Bey'le aramızda. Ama seyirci de çok mutlu oluyor. Çünkü gerçekten bizim eğlendiğimizi görünce oyunda da çok eğleniyorlar. Efendim bu o oyundaki aksesuarlarımıza da bakalım. Bu da mı Suna Keskin hanımefendinin? O Suna Keskin hanımefendinin geceliği. Suna ablacığım şu şeyine bayılıyorum. Bornozu. Bu senin gerçekten sembolün. Evet. Çünkü biz Suna Keskin'le çok uzun süredir beraber çalışıyoruz ve kaç oyunda hep bu bornoz var. Bu bir bu... tane de kırmızı vardı. Onu yok ettik. Bu yeni ayol. Hangisini söylüyorsun? Şu pembe yeni değil mi Suna abla? Aa, bu, bunu bana çok Feyza hediye etmişti. Kış turnelerinde bunu giyiyorum. Yaz turnelerinde bu çiçekli pembeyi giyiyorum. Hangisi, şunu mu? Evet. İnce giyerim ince. Aa, pembe çok yakışır. Çok hoş. Genelde pembeyi çok sever Suna Keskin hanımefendi. İlk sahne çıktığındaki heyecanla bu akşamki heyecan arasında nasıl bir... Sanki hiç olmayacak gibi hissediyor musun bu kadar yıla rağmen? Aman ağzından yalarsın. Ben öyle hissediyorum. Sen öyle mi hissediyorsun? Ay Allah korusun yapma. Şimdi ondan bu farklı tabii. Bir lafları geçsek mi acaba? Şaşırdın galiba. Gayet dedi ezberiz yani. Dün geçtik. Geçtik ya, yaptık ya provalar. Süper. Bu ahududu kadınları ne yapar? Yani hayatları nasıl geçer? Yani... Bana bakıp gülüyor hayatım. Hayır. Sahnede yani. Sahnede çok keyifli, çok eğlenceli geçiyor. Tamam da Ahududu'nun özelliği ne yani? Dört gözle bekliyorum. Zehirliyoruz. Zehirliyoruz ve Bodrum'a gömüyoruz. Bodrum'a ben gömüyorum. Her şeyi söyleme. Ha? Belki başka bir yere gömerim. Başka bir yere olur, o da olur. Sen üzülme. Evladım. Ben her zamanki gibi bugün de çarşıya çıktım. Büyük alan ne yapsa bilirsin. Ne yapsa? Yeme içme, kalk adımı çek kenara, atla, sonra tortopek, sok sidirin içine. Halbuki bunu yapmamalı evladım. Bence de. Fevkalade sakıncalar. Bence de. Şemşiyle belin sakat, ağır şeyle sakat. Nereye istersen oraya gömeriz. O zaman iki tane kardeş. Peki siz bu kadar şeker insanlar olarak bu kötü kadınları hani nasıl... Kötü kadın derken? Kötü değil, değil mi? Biz kötü kadınları şeker oynuyoruz. Evet, süper. Onun için herkes bizim elimizden ölmek istiyor. Ahududuyla. Evet. O zaman kıyafetleri giydikten sonra bence bir ahududu provası yapalım. Yapalım. Okey. Sana bir ahududu ikram edelim mesela. Olur efendim. Tatlarınızı yiyin, tamam. Sizi makyaja bırakalım. Hay hay. Ve biraz da oyuncuları konsantre de olmaları lazım. Evet. Sürekli böyle başında birisi konuşursa her biz laflar mahvoluruz. Falan gider. Bye. Buyurun. Sosyal mesafe. Öncesi. Hacivat Karagöz oldunuz.
arkadaşlar. PS yok Eşek Bey. Benim öz kardeşim Halim bu arada. Ya ama niçin? Sonra peki. Gerçekten rol cevap. Gerçekten rol cevap. Geçen gün kalktı. Böyle müstesna hanımefendiler hala kavga mı filan demedi mi? Demedi yani. Tamam mı benim, tamam mı Mehmet? Kolay gelsin. Sağ olun. Bu oyundaki görevin nedir? Bu oyundaki görevim ışık kumandayı yapıyoruz. Ha, operatörlüğünü kumanda. Yapıyoruz. Evet. Bir ışık tasarımı yapılıyor. Evet, bir ışık tasarımı yapılıyor öncesinde. Tamam. Işık tasarımcısı gelip oyunu izleyip yönetmenle beraber karar veriyor. Burada bu ışık, burada bu renk, burada bu uygulanacak falan diye. Önce bu efekt olacak. Aha. Evet. Tamam. Önce bu uygulamasını yapıyor, ondan sonra operatöre teslim ediyor. Ha, peki bütün bunlar kullanılacak mı bu gece? Evet, kullanılacak. Yani %70'i kullanılacak bu spotların. Renkler ne renk oluyor? Renkler oyunda mesela gece sahnesi var. Aha. Gece için gece mavisi tonunda bir ışık kullanıyoruz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Yani oraya bir şey mi kullanılıyor? Filtreyle kullanılıyor. Eğer ki şu andaki LED spotlarla da yapabiliyorsunuz. Çünkü onlar için istediğiniz kadar renk yakalayabiliyorsunuz. Hadi evet. O zaman kolay gelsin. Teşekkürler. Fazla tutmayalım. Tamam, teşekkürler. Okay, tamam. Bazen değişik şeyler de geliyor başımıza turnelerdeyken. Mesela biz Dacia turnesindeydik. O zaman bir tane kadın geldi. Böyle bir anda yaklaştı, sahneye çıktı. Şu, yani oyun sırasında değil, oyundan önce. Şunu gördü, şu fotoğrafı. Ve ağlamaya başladı. Biz de anlayamadık ne olduğunu. Sorduk, bir şeyiniz mi var, bir şey mi oldu diye sonuçta. Ama dedi ki, bu fotoğraf var ya dedi. Benim annemle babamın gençlik fotoğrafı dedi. Onu orada görünce çok heyecanlandım. Bir anda geldim dedi, kusura bakmayın dedi. Dedi ki hiç önemli değil, biz bilmiyorduk tabii. Sahaflardan almıştık. Biz İstanbul'dan sahaflardan aldığımız fotoğraf Datça'da bir seyircimizin annesi ve babası çıktı. Yahu peki nasıl öldü bu adam? Durup dururken mi? Oğlum durup dururken ölür mü? Önce öldü sonra durdu. Anlamadım. Niçin anlamadım? Ben de bunu anlamadım. Durup dururken niye ölsün? Allah Allah, nikör işte. Nikör mü işte? Buyurunuz efendim. Yok biz almayalım. Yok alacaksınız. Yok. Hayır alacaksınız. Yok ben bu oyunu daha önce görmüştüm. Ama bu şerbet gibi bir şey. Çok güzel. Dera içiyorsunuz. Evet. İşte. Biraz sonra Morto'yu çekecek. Nasıl yaparsın sana? Aaa. Tarifini sorma, veremem. Onun terkini verdim. Evet, sahneye çıkmaya çok az kaldı. Bugün Ahu Dudu oyununa baktık. Kulise gittik. Tiyatro Kare'nin kulisindeydik. Harika bir gün geçirdik. Oyunculara iyi oyunlar. Ha, bu arada eğer içeriği beğendiyseniz ve başka kulis sohbetleri istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Migros TV'ye abone oluyorsunuz. İyi oyunlar, ay pardon, iyi oyunlar buraya. Size iyi seyirler. Ama geldi.